2001 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlu olsun. Bir inancın, düşüncenin veya fikrin varlık ve hayat bulabilmesi insanı, zamanı ve mekanı birlikte ele alması ve kuşatmasıyla mümkündür. Buna göre bir müminin hayat serüvenindeki en değerli hazinesi olan vahiy, nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik ayetiyle tescil edilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında vücut bulmuş, insanlığın huzur çağı, asr-ı saadetle anlam kazanmış ve tarihe mührünü vuran mescitlerle bugüne uzanmıştır. Bu açıdan söz konusu silsilenin nihai noktası olması hasebiyle camiler, varlık, kulluk, gaye, değer ve ahlak ekseninde çok önemli bir fonksiyonu icra etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Ayeti bu hususu bütün yönleriyle önümüze koyan ilahi bir fermandır. Bütün güzelliklerin ve ahlaki erdemlerin en büyük ve en güzel temsilcisi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlerin anası Mekke'den Medine'ye hicretle Yesrib'i medenileştirerek tarihin en büyük ahlak ve hukuk dönüşümüne imza atmış ve bu bir milat, bilgi, hikmet ve marifet yurdunda doğup iman ve ahlakla zirveye ulaşan muhteşem medeniyetimizi şekillendirmiştir.